Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçe rantın, ithalatçının, aracının ve sarayın bütçesidir. Bu bütçeyle ilgili mukayese yaparken sayın bakanlar buraya geliyorlar, 2002 yılından bugüne yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de vatandaşın halini, mutfağını gündem alarak anlatalım istedik ve durumu 2002 yılıyla bugün için mukayeseli size anlatmaya çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz fakirin, fukaranın, garibin, kurabağanın artık rüyasında gördüğü pirzola. 2002 yılında etin kilosu 8 lira, pirzola 11 liraydı. Bugün gittik sabah bir pirzola alalım dedik. 90 gram pirzola 43 lira. Şimdi mukayese ettiğimiz zaman demek ki ne olmuş? Etin fiyatı artık vatandaşın gramla alacak duruma gelmiş. Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde kilo grama dönmüş, adette ürüne dönmüş. Yine değerli arkadaşlar, pirinç, pilav için vazgeçilmez. E pirinçte durum ne diye baktık. Pirinçte üretimimiz 600 bin ton, ithalatımız 515 bin ton. Stok fazlası var deniyor. 20 günde pirincin fiyatı da birdenbire %20 artmış. Bakınız, Osmancık pirinci geçtiğimiz yıl Mart ayında kilosu 13 lira 90 kuruşmuş Tarım Kredi marketlerinde. Bugün sordum 49 lira 90 kuruş. Yine fasulye, 2002 yılında fasulye üretimi 250 bin tonmuş. Bu yıl fasulye üretimi 243 bin ton. Nüfusumuz 60 milyondan turizme gelen turisti mültecisiyle 100 milyona dayanmış. Fasulye üretimimiz düşmüş. Ne yazık ki fasulyede dahi ithalatçıyız. Bu üç ürün mutfakların vazgeçilmesi iken bugün artık vatandaş kuru fasulye ile ete dahi erişemiyor. Verilere baktığımız zaman da ülkemiz ne yazık ki tarımda ciddi anlamda geriliyor. Gübre ithal, yem ithal, ürün ithal, tohum ithal, mazot ithal ve giderek tarım alanları daralıyor, çiftçilik düşüyor. Anne çocuğu bir şey isterse alamam diye markete götürmekten vazgeçmiş, emekli çarşı pazara akşam karanlığında gitmek zorunda kalıyor. Sayın bakanlar da bize gelip burada yaptıklarını anlatıyorlar. Bir de gidin fakirin, fukaranın, garibin, kurabağanın mutfağına bakın. Durum iyi değil. Emekliye verdiğiniz 7500 lirayla emekli geçiremezken dün Hazine ve Maliye Bakanı buraya geliyor, emeklinin durumu iyi diye anlatıyor. Bu nasıl bir kafa, bunu da anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, üretici ürettiğinden kazanamıyor ama ürün tüccara geçince fiyatı katlıyor. Bir de ithal gelen ürün piyasayı dengelesin diye getiriliyor. Ama o ürün de yerli üründen daha pahalıya satılıyor. Bir de çamur gibi ürünler. Gelen ithal ürünün çoğu yenmez de. Gariban ne yapsın? Gidip onu almak zorunda kalıyor. Hayvancılıkta ahır giderleri patlamış, yem fiyatları almış başını gidiyor. Bu yıl yalnız ilk 10 ayda bakanın verdiği yanıta göre 682.331 baş hayvan ithal ettik. Yurt dışına verdiğimiz para ise 864 milyon dolar. Bunu biz niye kendi besicimize vermiyoruz? Et ithalatımız yılın ilk 10 ayında 26.954 ton, 181 milyon dolar da et ithalatı için yurt dışına paramızı gönderiyoruz. Çiftçinin kredi borcu da 551 milyara aşmış durumda. Arkadaş, bu ülkenin çiftçisine, besicisine yabancı sahip çıkmayıp yabancı çiftçiye çıkıyorsunuz. Sonra da milliyiz ve yerliyiz diyorsunuz. Bu neyin kafası arkadaşlar? Anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, küçük aile tipi işletmelerinin çoğu bitti. Ahıllar kapanıyor, sıkıntı var. Şimdi diyeceksiniz ki Kapadokya alan başkanlığı ile ilgili konuşacaktın, ne konuşuyor? Arkadaş, gelen turist taş yemeyecek ya, onun da karnını doyurmak için gıdaya ihtiyaç var. Ona bir şey yedirdiğiniz zaman bizim yurttaşımızın alım gücü daralıyor. Kapadokya alan başkanlığı yeni oluşturuldu. 3 yıllık bir süre yapılacak çok iş var. O bölgede daha...
Selamlayayım. Buyurun.